Şiir okur musunuz? Türkçe'de yazılmış şiirleri okur musunuz? Tabii ki. Mesela genç şairlerin şiirlerini okur musunuz? Genç şairlerin şiirlerini baştan sona nadiren okurum. Çünkü tahammül edemem. Yani birkaç mısradan sonra yani bilmiyorum. Kendi kuşağınızın. Yani ha. Şimdi mesela kendi kuşağımdan çıkmış şairlerin şiirlerini açıp okur muyum? Hı-hı. Şu anda hayır. Geçmişte evet. Okur muydunuz? Tabii. Peki sizden önce yazılmış onları şiirler? Hala gençliğimde de okurdum. Şimdi hala okurum. Kimler var mesela hala okuduğunuz? Mesela Ahmet Haşim var. Sever hatta, misin? Hatta Rotterdam'da Türk şiirinden bir örnek seçmem istendi. Ben Ahmet Haşim'den bir şiir seçtim. Hangisi? Neydi? Hı? Hayır değildi. Her neyse. Evet. Adını hatırlayamadım şiirin. Ahmet Haşim dışında var mı başka? Yahya Kemal. Yahya Kemal. Zaten Yahya Kemal açıp okumak biraz mantıksız bir şey. Çünkü birçoğu ezberimdedir yani. Öyle mi? Evet. Şey hariç. Yani onun sonradan kendi gök kubbemiz ve Eskişehir'in rüzgarı ile diye iki kitabı oldu. Kendi gök kubbemiz hemen hemen ezbere bildiğim şiirlerden oluşur. Ama Eskişehir'in rüzgarı onları ezberlemiyor. Yani bilmiyorum onları. Onları bilmiyorsunuz. Aslında bilmek gerekirdi. Çünkü oradaki edebi tecrübeler daha derin. Bu ikinci yeni akımının önde gelen isimleri işte Cemal Süreya, Edip Cansever, hı hı, Ece Ayhan, Sezai Karakoç. Hı. Ne düşünüyorsunuz o akımla ve bu isimlerle ilgili olarak? Şimdi bir kere ben şiirin ne olduğu ne olmadığı konusundaki net görüşlerimi bu insanları okuyarak edindim. Yani benim şiir eğitimimde bunların merkez yeri var. Yani daha önce yani bu şairlerle karşılaşmadan önce tabii ki şiir diye bir şeyden haberim vardı. Ama bunlarla yüz yüze gelişim Türk kafasının hem özgünlüğü hem de doğrusu kapasitesi hakkında çok önemli bir ufuk temin etti bana. Ama mesela özel bir isim anmak istiyorum. Yani mesela Metin Eloğlu bütün bu şairler arasında hem birinci yeniyle irtibatları olan hem ikinci yeniyle irtibatları olan bir insan olarak ve Türkçe bilinci konusunda erişilmez bir isimdir. Metin Eloğlu. Ama yani Türk edebiyatında ilgi bakımından hakkı yenmiş birisidir. Siz komünist bir şairken çok ne var? Tuhaf bir şey mi söyledin? Bilmem onlara sorun. Bana niye soruyorsun? Sizce tuhaf mı? Önce size tekrar edeyim bari. Siz komünist bir şairken şiirleriniz büyük ilgi görüyordu. Sonra Müslüman bir şair olarak yine ilgi gördü mü? Şimdi komünist şair ve Müslüman şair ayrımını yani adam komünist ama şair. Adam Müslüman ama şair diye koymak lazım. Çünkü yani komünizmin şairi ya da İslam'ın şairi diye bir şey
böyle bir yakıştırma uygun değil. Şimdi şöyle bir şey var. Türk edebiyat çevrelerinde benim Müslüman dünya görüşüne bağlanmam aynı zamanda şiir söyleme gücümün de sıfıra ineceği yorumuna müncer oldu. Sanıyorum ki burada önemli bir test doğdu. Herkes dikkatle. Hayır, şöyle bir test. Bu adam Müslüman olduğu halde gene en kral şiiri yazıyor diyenler bir tarafta, görüyorsunuz Müslüman olduğu için şiiri bitti, berbat şeyler yazıyor diyenler bir tarafta oldu. Ama ağırlık herhalde en kral şiiri yazıyor diyenler de oldu. Çünkü diğerleri, ben ağırlığın orada olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Bence bakış açısı yanlış. Yani bu adam nasıl bir şairdi ve yolunu nasıl yürüyor? Böyle bakmak gerekir. Evet. Yani şu söylenebilir. Acaba, çünkü Türk şiirinde genellikle yaşını başına aldıktan sonra, bir de bir bakıma kabul edildikten sonra şairler bir söyleme kolaylığına ve bu kolaylıkla gelen bir hafifliğe uğruyorlar. Yani baktığımız zaman biraz böyle bir şey var. Ben bunun bilincinde olduğum için o zayıf metni üretmektense hiç üretmeme yolunu seçtim ve bir bakıma az yazdınız. Evet, yani şiir, çünkü şiir yazılmaz. Şiir gelir. Yani onu beklemeyi bilmek lazım. O anlamda ben epey beklediğimi sanıyorum. Burada ağaç olduk galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.